Riccati diferansiyel denklemi. Riccati diferansiyel denklemi birinci derece bir diferansiyel denklemdir. Bunu bir not alalım. Birinci derece bir diferansiyel. Diferansiyel. Çözümünde artı, çözümünde dönüşüm gerektiren bir diferansiyeldir. Çözümünde dönüşüm gerektiren. Dönüşüm gerektiren bir diferansiyeldir. Birinci derece bir diferansiyeldir ama çözümünde özel bir dönüşüm gerektirir. Şimdi bu dönüşümün ne olduğunu ve bu dönüşümün arkasından izlenecek çözüm adımlarını konuşacağız. Öncelikle Riccati diferansiyel denklemini tanıyabilmeliyiz. Riccati diferansiyel denkleminin genel görüntüsü y'nin türevi eşittir ax y kare artı bx y artı cx biçimindedir. Bu gördüğümüz format Riccati diferansiyel denkleminin formatıdır. Y'nin türevi ax y kare bx y artı cx biçiminde bir eşitliğe sahipse bu Riccati diferansiyel denklemidir. Bunu başka nasıl yazabilir? Buradaki y'nin türevi yerine dy bölü dx yazarak da karşımıza getirebilirler bunu. Ax y'nin karesi artı bx y artı cx şeklinde. Soruyu yazan kişinin keyfine kalmıştır orası. Şimdi Riccati diferansiyellerinin çözümünde dönüşüm gerekiyordu. Ama tanıması kolaydır Riccati sorularını. Çünkü bize sorunun içinde mutlaka y1x diye bu diferansiyel denkleme ait bir çözüm verilecektir. Biz bu çözüm sayesinde genel çözüme gideceğiz. y1 verilecek. Bize bir birinci derece diferansiyelde y1 diye bir çözüm verilip bu çözüm yardımıyla çözmemizi istiyorsa tahminen Riccati'dir, formatına uyuyor mu diye bir incelemekte fayda vardır hemen. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Yapılacak dönüşüm. Yapılacak dönüşüm y eşittir v artı y1. Buradaki v x'e bağlı bir fonksiyondur. Vx'tir. Buraya vx değil de v yazdım. Ama buradaki v'nin x'e bağlı bir fonksiyon olduğunu bilmeliyiz. Buradaki y1 de bize şu verilen y1'dir. O da x'e bağlı bir fonksiyondur. y1x. Bizim buradaki y'miz ise bu y genel çözümdür. Bize bu genel çözümün içinde bir parça verilmiş. Biz bu parçayı kullanarak genel çözüme gideceğiz Riccati'de. Yapılacak dönüşüm budur. Bu dönüşümü yaparken bu ifadenin türevini alacağız aynı şekilde. Y'nin türevi eşittir. V türev artı y1'in türevi. Bu ikisini bu Riccati formatında yerine koyduğumuzda bizim karşımıza ardından Bernoulli diferansiyeli gelecek. Riccati diferansiyeli çözüyorsak mutlaka sorunun devamında da Bernoulli çözeceğiz demektir. Bernoulli diferansiyeli gelecek. Şimdi Bernoulli diferansiyeli şu şekilde karşımıza gelecek. Bir dönüşüm yapıyorsak bir diferansiyelde zaten biz y'ye ait bir diferansiyel görmekteyiz. Biz bunu v'ye bağlı hale getireceğiz. Dönüşüm yapılan diferansiyellerde y'li halden v'li hale geçiyoruz. Dönüşümün temel mantığı budur. Ve biz burada bu dönüşümü yaptığımızda Bernoulli diferansiyeline geçeceğiz. Neydi Bernoulli diferansiyeli? Onu hatırlayacak olursak biz v'li bir Bernoulli diferansiyeli göreceğiz. V'nin türevi artı px v eşittir qx çarpı v üzeri n. Bernoulli diferansiyeli göreceğiz. Ve ardından bu Bernoulli diferansiyelini çözüp v'yi bulacağız.
Şimdi Bernoulli diferansiyeli çözmeyi bilmeyen birisinin videoyu burada bırakıp gidip Bernoulli videosunu izlemesinde fayda var. Bernoulli'yi bilmiyorken Riccati zaten çözülemez. Çünkü Riccati'nin devamında yapılan dönüşüm bizi Bernoulli'ye sürükleyecek. Ve Bernoulli'yi her zaman çözeceğiz ve V'yi bulacağız. V'yi bulduktan sonra onu Y eşittir V artı Y1'de burada yerine koyduğumuzda buradaki Y1'i de bildiğimiz için diferansiyel denklemin çözümüne ulaşacağız. Şimdi kısaca özetleyecek olursak, karşımıza bir Riccati diferansiyel denklemi geldiğinde AX Y kare artı BX Y artı CX'te biz Y eşittir V artı Y1 dönüşümü yapılacağız. Ve Y1 bize soruda verilecek. Bu dönüşüm bizi Bernoulli diferansiyeline götürecek. Bernoulli diferansiyeline. Bernoulli diferansiyeli şu formatta bir hal alacak. Px v eşittir qx v üzeri n. Bernoulli'den v'yi bulacağız. Bernoulli'de v'yi bulduktan sonra da v'yi bulacağız Bernoulli diferansiyel denklemini çözüp. Genel çözümümüz oluşacağız. Y eşittir v artı y1. Bu v'yi getirip buraya koyduğumuzda v ile y1'in toplamı bizim diferansiyelimizin çözümü olacak. Buradaki bizim için en zor şey Bernoulli'nin çözümü olacak tabii ki. Şimdi bir örnek üzerinden inceleyelim. Örnek en iyi öğreten şeydir zaten. Şimdi bir soru yazalım. Y'nin türevi eşittir. Y kare eksi y bölü x eksi 1 bölü x kare x büyük 0 olmak üzere y1 x eşittir 1 bölü x ve y1 eşittir 2 olan diferansiyel denklemi çözünüz. Başlangıç değer problemi de verdim aynı zamanda. Bu y1 eşittir 2 en sonda c'yi bulmak içindir. Olan diferansiyel denklemi çözünüz. Şimdi buradaki x büyük 0 sadece bu sorunun doğru olması için gerekli bir şey. Buna kafa yormayacağız. y1 verilmiş bize. Bu diferansiyel denkleme baktığımızda bu bize Riccati'yi hemen çağrıştırmalı. Neydi Riccati formatı? Y'nin türevi ax y kare artı bx y artı cx. Tam olarak formatı görmekteyiz aslında. Ax dediğimiz şey burada 1. Bx dediğimiz şey eksi 1 bölü x. Cx dediğimiz şey eksi 1 bölü x kare. Aynı zamanda soru içinde bize zaten y1 verilmiş. Bu bir Riccati. Tanıma kısmını geçtik. Şimdi Riccati olduğunu tanıdığımıza göre birinci adım. Hemen yapılacak dönüşümümüzü yazacağız. Y eşittir. V artı Y1'dir yapılacak dönüşümümüz. Yani Y eşittir. V artı Y1'imiz bizim burada 1 bölü X'tir. Y1 verilmiş 1 bölü X. Hemen bunun türevini alacağız. Çünkü diferansiyel denklemde hem Y türev var hem Y kare var. Hadi Y yerine bunu koyacağız. V artı 1 bölü X. Y türev yerine de bir şey koymalıyız. O yüzden bunun yapılacak dönüşümü belirledikten sonra bunun türevini almalıyız. Y türev V'nin türevi V türev olur. Çünkü V X'e bağlı bir fonksiyondur. V'nin türevi her zaman V türev olacak. 1 bölü X'in türevine gelirsek onu şuraya bir kenara götürelim. 1 bölü X, X üzeri eksi 1 demektir. Üst başa geçer, üst bir azalır. Eksi x üzeri eksi 2 olur. Yani o eksi 1 bölü x karedir.
Eksi 1 bölü x kareye ulaştık. Y türevin yerine bunu, y yerine ise bunu yazacağız. Şimdi bunları yerine koyduğumuzda gelecek şeyden de emin olmalıyız. Karşımıza bir Bernoulli ile gelecek. Y türevi yerine v'nin türevi eksi 1 bölü x kare eşittir. Bunu gittik. Y'nin türevi yerine yazdık. Şimdi y'nin karesi. Y yerine v artı 1 bölü x yazacağız. V artı 1 bölü x'in karesi. Sonrası eksiydi sanırım. Y bölü x. Yani 1 bölü x çarpı y olarak düşünelim onu. V artı 1 bölü x. Y bölü x'i, y'yi kenara ayırdım. 1 bölü x ile çarpım haline getirdim. En sonda da bir eksi 1 bölü x karemiz var. Eksi 1 bölü x kare. Yapılacak dönüşümleri yerine yazdıktan sonra karşımıza gelecek şey mutlaka Bernoulli'dir. Devam edelim işlemimize. Buradan eksi 1 bölü x kare ile buradan bir eksi 1 bölü x kare birbirini götürür. V türev eşittir. Buranın karesini alırsak V kare birincinin karesi. Bununla bunun çarpımının iki katı. Artı 2V bölü x. Artı ikincinin karesi. Artı 1 bölü x kare. Burada da eksi 1 bölü x'i çarparsak eksi v bölü x, buradan da eksi 1 bölü x kare gelir. Burasıyla da burası birbirini götürdü. Şu iki kısımda v türev eşittir v kare. 2 bölü x eksi 1 bölü x var burada. Artı 1 bölü x v eder. Şu 1 bölü x v'yi de diğer tarafa attığımızda tam olarak bir Bernoulli formatını görürüz. V'nin türevi eksi 1 bölü x v eşittir v kare. İşte bu karşımıza gelen diferansiyel denklem Bernoulli'dir. Birinci adımımızı doğru bir şekilde geçtik. Yapılacak dönüşümleri belirledik Riccati'de, yerlerine koyduk ve karşımıza bir Bernoulli geldi. Şimdi Bernoulli'nin çözümüne geleceğiz. İkinci adım. Bernoulli'de dönüşüm yapılarak çözülen bir diferansiyel denklemdi. Onu da hatırlayalım. Bernoulli, bu da dönüşüm yapılarak çözülen birinci derece diferansiyeldi. Dönüşüm yapılarak çözülen birinci derece diferansiyeldir bu da. Şimdi o zaman yapılacak dönüşüm neydi Bernoulli'de? Normalde bu y'li olduğunda v eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümü yaparız derdik Bernoulli'de. Bernoulli diferansiyeli y'li olduğunda v eşittir y üzeri 1 eksi n derdik. Ve y'ye bağlı diferansiyel denklemi v'ye bağlı hale çevirdik. Ama bu diferansiyel denklem v'ye bağlı ve Bernoulli'de. O zaman başka bir harf kullanacağız. W diyelim. V üzeri 1 eksi n. Bu dönüşümü kullanalım. Buradaki n dediğimiz şey, buradaki v'nin üzerindeki sayı idi. Yapacağımız dönüşüm v eşittir. 2'yi buraya koyarsak v üzeri eksi 1'dir. Ardından bunun türevini alacağız. Bernoulli'nin gidişatı bu şekildedir. V'nin türevi eşittir. Bunun türevi eksi 1 başa geçer. Eksi v üzeri eksi 2 olur. Çarpı ama içerisinin türevidir burada. V türevi. Dediğim gibi Bernoulli videosunu izlememiş kişi önce Bernoulli videosunu izlesin, ondan sonra bu aşamaya dönsün. Buradaki Bernoulli türevi aldığımızda yapılan dönüşümünde mutlaka burada üst başa geçer, üst bir azalır. Yan tarafa da v'nin türevi gelir. Bunları belirledikten sonra bu diferansiyelimizde önce v türev yerine konulur.
Şuradaki V türevi yerine koyacağız. V türevin ne olduğuna bir bakalım. V türev eşittir. Bu 1 bölü V kare diye döner. Karşı tarafa çarpma olarak geçirirsek eksi V kare W'nin türevi. Buradaki V'nin türevi yerine şimdi bunu koyuyoruz. Eksi V kare W'nin türevi. Eksi 1 bölü X V eşittir. Karşı tarafta da V kare var. Dediğim gibi öncelikle V'nin türevini yerine koyuyoruz Bernoulli'de. Mutlaka V'nin türevini yerine koyduktan sonra mutlaka birer tane V sadeleşir. Mutlaka birer tane V sadeleşir. Buradan birer tane V sadeleştirelim. Buradan bir tane V gitti. Eksi V, V türev. Buradan bir V gitti. Eksi 1 bölü X. Buradan da bir V gitti. Eşittir V. Ardından bu yerine konulur. Sadeleştirmeden sonra. Sonra V yerine V üzeri eksi 1 W ise V yerine 1 bölü W koyarız. V gördüğümüz yerlere 1 bölü W koyuyoruz. Eksi V W'nin türevi bölü W eksi 1 bölü X eşittir 1 bölü W. Şimdi bu dönüşümün arkasından Bernoulli videosunu izlemişler bilecek. Bernoulli bizi integral çarpanı metodu kullanacağımız diferansiyel denkleme götürür. İntegral çarpanı metodu kullanacağız. Bernoulli çözüyorsak mutlaka ve mutlaka bu yaptığımız dönüşümlerin arkasından integral çarpanı metodu kullanacağız. Bu metodun özelliği şu idi. Y'nin türevi artı px y eşittir qx formatında integral çarpanı buluyorduk. E üzeri px dx şeklinde. Şimdi biz de burada bu gördüğümüz koyduktan sonra bu formata benzeteceğiz bu gördüğümüz diferansiyel denklemi. V'nin W'nin türevinin katsayısını 1 yapmamız lazım. Bütün denklemi eksi V ile çarpıyorum. W'nin türevi. Burayı eksi V ile çarpınca artı 1 bölü X W. Burayı eksi W ile çarpınca da karşı tarafta eksi 1 elde edildi. Ve tam olarak karşımızda integral çarpanı uygulayabileceğimiz bir durum geldi. Mü x eşittir e üzeri px 1 bölü x dx. Bunun integralini aldığımızda e üzeri ln x eder. 1 bölü x'in integrali ln x'tir. E ile x yer değiştirir. X üzeri ln e olur. E'nin üzerinde ne zaman ln görürsek yer değiştireceğiz. Ln e'de 1 edeceği için x. İntegral çarpanımız x imiş. İntegral çarpanıyla diferansiyel denklemin her iki tarafını çarparız. X çarpı V'nin türevi artı 1 bölü X W eşittir. Eksi 1 çarpı X. Buradaki sol taraf her zaman integral çarpanı ile değişkenin, değişken neyse W ise W, Y ise Y çarpımının türevine dönüşür. X çarpı W'nin çarpımının türevi. Sağ taraf ise eksi x oldu. Ardından her iki tarafın integralini alacağız. X, W, türev ile integral birbirini götürür burada. Eşittir. Bunun integrali ise eksi x kare bölü 2. Üstünü bir arttırdık, oluşan üste böldük. Artı c. Bu x'i bölü olarak geçirirsek W eşittir. Eksi x bölü 2. Artı c bölü x oldu. W'miz bu. Şimdi bizim aradığımız W'diydi. Biz ne dönüşümü yapmıştık Bernoulli'de? Ona geri dönelim.
W eşittir V üzeri eksi 1'di. Buraya onu getiriyoruz. Bernoulli'de yapılan dönüşüm. W eşittir V üzeri eksi 1'di. Bizim bulmaya çalıştığımız şey V idi. W bu ise V üzeri eksi 1. Buradan V eşittir 1 bölü W olur. Her iki tarafın eksi birinci üstünü alırız burada. Yani V dediğimiz şey 1 bölü eksi x bölü 2 artı c bölü x oldu. Şimdi bu V'yi bulduktan sonra soruyu çözdük zannetmeyeceğiz. Bizim çözmeye çalıştığımız şey Bernoulli'deydi. Şu an Bernoulli bitti. Biz Riccati'de yaptığımız dönüşüme geri döneceğiz. Bütün yaptığımız dönüşümlere geri dönüyoruz. Önce burada Bernoulli'ye döndük, şimdi Riccati'ye. Burada Bernoulli'ye döndük. Ve geri verdik, şimdi Riccati'ye. Riccati'de yaptığımız dönüşüm y eşittir v artı y1 idi. Y eşittir v dediğimiz şey bu çıktı. 1 bölü eksi x bölü 2 artı c bölü x artı y1'imiz neydi bizim? Epeyce bir geri döneceğiz. Neredeydi o? O da 1 bölü x imiş. Bir de dönmüşken başlangıç koşulumuza da bakalım. y1 2. Bu da c'yi bulmak için. Buradan y1 1 bölü x imiş ve başlangıç koşulumuz y1 eşittir 2 imiş. Şimdi bu başlangıç koşulunu yerine koyarak buradaki c'mizi bulacağız. X yerine 1, y yerine 2 koyuyoruz. 2 eşittir 1 bölü x yerine 1 koyarsak eksi 1 bölü 2 artı x yerine 1 koyduk c artı burası da 1 x yerine 1 koyunca bunu bu tarafa attık. 1 eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 2 artı c. Bununla bu tarafı çarparız. C eksi 1 bölü 2 eşittir 1. Bunu da bu tarafa atarsak c eşittir 3 bölü 2. C'yi de 3 bölü 2 bulduğumuza göre diferansiyel denklemimizin en sonunda çözümü y eşittir 1 bölü eksi x bölü 2 artı c'yi de burada yerine koyarsak 3 bölü 2x olur. Artı bir de 1 bölü x'imiz var. Riccati diferansiyel denklemimizin çözümü bu bulduğumuz sonuç olur. Bir baştan itibaren yaptıklarımızı tekrar konuşarak videomuzu noktalayacağız. Şimdi soruya başlarken Riccati diferansiyel denklemini tanıdık. Riccati diferansiyel denkleminde burada diferansiyel denklemi görüyoruz. Y1'in verildiğini görüyoruz. Riccati formatına uyduğunu gördük. Hemen y eşittir v artı y1 dönüşümünü yapıyoruz. Ve y1 dediğimiz şeyi getirip buradaki y1'in yerine koyduk. Bunun türevini aldık. Bu ikisini diferansiyel denklemde yerine koyacağız. Bu koymamızın arkasından kesinlikle Bernoulli formatı gelecek. Bernoulli formatı, genel formatı şudur. Y'nin türevi artı px y eşittir qx çarpı y üzeri n. Kesinlikle bir Bernoulli gelecek karşımıza. Arkasından Bernoulli çözeceğiz. Bernoulli de dönüşüm yapılması gereken bir diferansiyel denklemdir. Onun dönüşümünü yapacağız. Onun dönüşümü genelde v eşittir y üzeri 1 eksi n'di. Ama burada zaten diferansiyel denklem v'li olduğu için w kullandık. Ve bu Bernoulli'de dönüşümleri yapıp yerine koyduğumuzda karşımıza integral çarpanı geliyor. İntegral çarpanıyla da çözüp w'yi buluyoruz. W bizim çözümümüz değil. Oradan v'nin ne olduğunu buluyoruz. Getirip bu v'yi de bu Riccati'deki yerine koyduğumuzda diferansiyel denklemi çözmüş oluyoruz.
Şimdi bu yaptıklarımızın arkasından başlangıç değer koşulu olduğu için de en son bu işlemleri yaptık. Ricati çözmek için bir kere y eşittir v artı y1 dönüşümünü bileceğiz. Bunun türevini aldığımızda ve yerine koyduğumuzda bize Bernoulli'nin geleceğini bileceğiz. Bernoulli de mutlaka ve mutlaka v eşittir v üzeri 1 eksi n dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümde nelerin sırayla konulacağını yukarıda belirttim. Bu dönüşümün arkasından karşımıza integral çarpanı tekniği gelecek. Bernoulli çözümünde mutlaka integral çarpanı tekniği gelir. Bunun formatı da y'nin türevi. Burada karşımıza w ile gelecek o. w artı px w eşittir qx. Bunu çözüp w'yi bulacağız. Ne olduğunu bulacağız. Bunun arkasından bu w yaptığımız bu dönüşümden şuradaki Bernoulli dönüşümünden v'yi bulacağız. Bu v'yi de en son getirip şu ilk dönüşümdeki yerine koyacağız. V artı y1. Görüleceği üzere Riccati 3 yöntem kullanmayı gerektiriyor. Çok da kolay olan bir diferansiyel denklem değildir. Bu üçüne hakim olunca tabii ki kolaylaşıyor. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.